Bugün çok genç, dünya starı bir sanatçımız var yanımızda. Sevgili Cemal Aliyev. Cemal müthiş bir cellist. En son Fazıl Say'ın yıl sonu konserinde dinleme fırsatı bulduk Türkiye'de. Ama büyük sürprizleri var bize. Cemal, Londra'dan, İngiltere'den İstanbul'a hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim sana. Bugün seninle hemen Boğaz'ın kenarında Çırağan Sarayı'ndayız ve evet. Kliplerini de burada çektiğini biliyorum bir taraftan ve yeni albümünü çok merak ediyoruz doğrusu. Çünkü sen bir Türk cellist olarak dünyaya adını duyurmuş, artık bir yıldızsın. Çok önemli konserlere çıkıyorsun. Dolayısıyla bizim için büyük gurur. Teşekkür ederim, evet sağ olun. Elimizden geleni yapıyoruz işte yavaş yavaş. Zaten bu pandemi döneminde biraz durukladı, planlar ertelendi falan ama şimdi yavaş yavaş tekrar geri dönmeye çalışıyoruz bütün yeni, güzel, heyecanlı projelerle. Ama boş durmadın, illüzyon. Evet. Çok merak ediyoruz çünkü bizim enstrümanlarımızdan doğan da bir albüm oldu. Çok da güzel bir düşünceyle doğmuş. Ben biraz çok sevdiğim eserleri, yani Fazıl Say'dan olsun ya da ünlü klasik bestecilerden Beethoven, Brahms falan, yani çello için yazılmamış olanları alıp aranje ettim. Çok beğenerek her zaman dinlediğim Türk enstrümanları, örneğin ney, kanun ya da darbuka olsun, biraz daha ritim ve heyecan katmak için ve onları önce sosyal medyada falan paylaştım. Bayağı ilgi gördü. Ben de çok zevk aldım. Yeni insanlar tanıdım. Biz klasikçi olarak her zaman klasikçilerle prova yaparız, konserlere çıkarız. Bütün projelerimiz onlarla olduğu için yeni bir şey oldu benim için. Çok bu zor dönemde yani zamanımı böyle güzel harcayacak bir aktivite buldum diyelim başlarda için. Ama sonra işte herkes o kadar beğendi. Dediler güzel, özellikle ben işte bu albümü Berin Yoleri, bizim chat sanatta benim eğitimimi çok desteklediler 2-3 senedir. Onunla bu albüm fikri aklımıza geldi ve kaydedelim dedik. İşte onların kayıtlarına başladık ve dediğiniz gibi bir sürü klasik besteci ve tabii ki de film müziği de var. Orada çok beğendiğim türküler de var şeylerden. İşte folk songs nasıl denir? Yerel müzikler. Yerel müzikler, evet. Onları işte aranjmanlarını yaptım. Dediğiniz gibi çekimleri de burada yaptık tanıtım için ve çok güzel, çok güzel materyaller oldu elimizde. Onun için çok heyecanlıyız bunun için. Evet, bu aslında Türk enstrümanlarının Türk bir sanatçı tarafından hani dünyaya da tanıtılması, sunulması da diyebiliriz bir taraftan, öyle değil evet, mi? Evet, yani tabii ki de benim baştaki fikrim, yani amacım bu albüm için hem Türk enstrümanlarını, çünkü çok beğeniyorlar. Örneğin ben konserime bir sürü Fazıl Say eserlerini kattığımda yani insanlar deliriyorlardı yani böyle. Çünkü orada ben başka enstrümanlarla çalmıyorum ama o enstrümanları çeloda taklidini falan bir şekilde onların seslerini çıkarmaya çalışıyorum. Ve çok insan çok ilgisini çekti, çok hoşlarına gitti. Ve onun için ben de gerçek enstrümanları da böyle katarak çok güzel bir şeyler kurup onları da tanıtmak amacıyla ve aynı zamanda Doğu'ya biraz daha klasik müzik farkındalığını artırmak amacıyla yaptığım bir şey. Yani birleşmiş bir kültürlerin birleştiği bir şey oldu. Onun için umuyorum ki güzel bir sonuç alacağız yani her şekilde. Yurt dışında böyle Türk orkestraların konserlerine gittiğimde mesela bir Köçekçe çaldığında, yani oradaki o ritim, işte kullanılan enstrümanlar, bir taraftan da Fazıl Say'ın bestelerini, yani bir Türk bestecinin bestesini orada çalındığında salonun havası bile değişiyor doğrusu. Kesinlikle. Hani direkt onu sen de sahneden çok daha rahat görüyorsun. Evet, kesinlikle. Zaten Fazıl Say bu işe çoktandır yapıyor. Kültürümüzü çok güzel bir şekilde tanıtıyor bütün dünyaya kendi eserleriyle. Onun için ben de çok gurur duyuyorum bununla yani, çünkü onun sayesinde herkes çok zevkle dinliyor. Türk sanatçılarına olan ilgi de bayağı arttı insanların. Türk eserlerine de, onun eserlerine de ve tabii ki de bizim kültürden şeyler onlar için yeni bir şey. Çünkü sonuçta klasik müzik dünyasında bütün işte Tchaikovsky falan kaç kere kaydoldu, dinlendi, konserlerde çalındı milyonlarca kere. Ama ben de işte eski eserlere yeni bir renk katarak güzel bir proje yaptığımı ümit ediyorum yani, bakalım.
yolculuk, evet, Çev Sanat'ın desteği, Berin Yolları'nın desteği, ama senin büyük bir yeteneğin var ve büyük de bir azmin var. Bu süreci de biraz anlatmanı istiyorum. Yani kolay değil bir dünya starı olmak. Yani bunu Fazıl Say'ın hikayesinde de biliyoruz dediğin gibi. Dolayısıyla senin bu yolculuğunu sen nasıl tarif edersin? Bu dünya starlığına uzanan Cemal Aliyer'in yolculuğu nasıldı? Benimki biraz... Ben yani tabii ki de ben de çok çalıştım. Ama önüme de çok bana yardım eden insan da çıktı. Fazıl Say gibi, Berin Yolları gibi. Ve tabii ki de bunlar daha sonra. İlk başta annem, babam ve ailem vardı. Yani onlar beni çello'ya başlattırdılar 5 yaşımda. Çok çalıştım. 13 yaşıma kadar Londra'ya gidene kadar sonra hiç istemiyordum yurt dışına çıkmayı. Çünkü o kadar alıştım ki ailemle beraber burada yaşamaya ve Türkiye'yi de çok seviyordum. Yani Londra'ya nasıl İngilizce bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum ama onlar beni götürdüler Yehudi Menuhin Okulu'na ve ben aslında ilk önce Paris'e gittim. Rostropovich için çok ünlü bir çelist dünyada yaşıyordu. 2007 yılında vefat etti. Tam birkaç sene önceden ben ona gittim, çaldım. O da o okulun direktörüydü, Yehudi Menuhin. Ve o beni oraya full burs ile tavsiye etti ve o şekilde 2008 yılında ben oraya başladım Yehudi Menuhin Okulu'na. Ve çok zordu. 13 yaşımda, 14 yaşımda oraya gitmek ve İngilizce yok, hiçbir şey yok, yatılı bir okul. Yani çok zorluklar çektim ama cello çalmayı o kadar seviyordum ki o müzik duygusu, yani o müziğe olan aşk diyelim yani. O beni her zaman güçlü tuttu. Sonra Royal College of Music'e başladım. Sonra işte dünyaya açılmaya başladık. Konserler, yarışmalar, projeler, kayıtlar falan derken işte bana da bir sürü insan destek verdi. Sağ olsunlar ve BBC artist seçildikten sonra yani 2015 yılında seçildim. Düzenli radyolarda çıkmaya başladım. Değişik insanlarla performanslar verdim. Sonra 8000 kişilik Royal Albert Hall'da Proms Festivali'nde çıktım ve o zamandan sonra zaten her şey çok açıldı. Sonra Türkiye'ye geldim, Berin Yolları ile tanıştım. O Çev Sanat bana bayağı destek verdi kariyerimde, hem maddi hem manevi olarak ve tabii ki de en her müzisyenin, yani dünyada da olsun, sadece Türkiye'de değil, yani Fazıl Say ile bu kadar yakından destek görmek ya da çalışma yapmak çok büyük bir destek, yani katkı bir müzisyen için ve büyük onur yani tabii ki de, yani tahmin ettiğiniz gibi. Sosyal medyada da Fazıl Say'da paylaştığı için artık biliyoruz. Evet. Daha önce Fazıl Say'la çalışmıştınız zaten. Şu Dünyanın Sırrı'nda birlikte çalışmıştınız. Evet. Şimdi yeni albümler de geliyor. Neler oluyor o tarafta? Çok çok yani heyecanlı projeler oluyor şu anda. Çünkü bizim son iki sene birkaç konserde çaldığımız çok... Benim yurt dışında her yerde çaldım, çok severek çaldığım bir eseri, Dört Şehir Sonatı'nı. Bütün demiyorum, Türkiye'nin dört şehrini anlatan, acayip ilgi gören bir eser ve bu eseri Fazıl Say ile beraber çalmak, yani sadece oturup çalma fırsatı yakalamak bile o kadar özel. Yani şeyde tahmin edebiliyorsunuz onun kaydını, albümünü yapmak muhteşem bir duygu. Sonra onun yanı sıra bir de çok önemli bir viola sanatçımız Ruşen Güneş vefat etmişti. İki sene galiba ya da iki sene oldu sanırım. Ve onun anısına bir sonat besteledi Fazıl Say. Aslında viola sonatı ama cello için aranjmanını yaptı ve onu kaydedeceğiz. Ve son olarak çok özel olarak gördüğüm Hayat Ağacı eserini, yani 5 parçadan oluşuyor ve ailesi için, annesi, babası ve sevgili eşi Ece Dağıstan için bestelediği çok güzel bir parça, 15-20 dakikalık. Bence çok uyumlu ve güzel bir şey ve ben provalar da çok iyi geçiyor. Yani bu konuda çok mutluyum ve sabırsızlıkla bekliyorum yani. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Çok teşekkür ederim, sağ olun.